Sevgili katılımcılar, ilk oturumumuzla kurultayımıza başlıyoruz. Kurultayımızın adı Eğitim İstihdam Toplum 5.0. Erhan Hocam bize eğitimin gelecek vizyonunu anlatacak, belki kara deliklere götürecek. Kara delikleri bizim de öğrencilerimizin keşfedeceği noktalara ne tür bir eğitimle geleceğimizi bize anlatacak, o vizyonu bize açacak. Sözü fazla uzatmadan hocama veriyorum. Buyurun hocam. Gençler merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davet için. Eğitim nereye gidiyor diye bir sunumum var. Oradan bir parçasını size sunacağım. Yani burada eğitim, istihdam, toplum 5.0 diyor. Ben 5'e kadar sayamıyorum daha, 4'e kadar sayabiliyorum ama. Benim 1, 2, 3, 4'ümü göreceksiniz. Şu anda Türkiye'de, kısmen dünyada okulda verilmeyen becerilerin listesini ekranda görüyorsunuz. Verilen beceriler de bunlar. Bilgiyi ezberlemek, test çözmek. Burada bana özellikle beni rahatsız eden konu, yani hepsi rahatsız ediyor. Eleştirel düşünmek, bağımsız fikir oluşturmak, karmaşık problem çözmek, analitik düşünmek. Bunların hepsi çok çok önemli 21. yüzyılda. Ama özellikle Türkiye'de becermemiz gereken ama beceremediğimiz işbirliği beni çok rahatsız ediyor. Sözde imece toplumuyuz ama kabile toplumu olmaktan kurtulamadığımız için birlikte başarmayı bilmiyoruz. Bunun sonucu olarak arkadaşlar, işverenlerden sürekli laf istiyoruz üniversiteler. Ama kendileri elini taşın altına koymuyorlar sağ olsunlar. Aileler memnun değiller eğitimden, sürekli şikayet. Öğrenciler hayatlarından memnun değil, haklı olarak. İnanılmaz bir kaygı var geleceğe yönelik olarak. Ve kendilerini çok çaresiz hissediyorlar. Ekonomik bir felaket olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ciddi bir sosyal sorun olduğunu düşünüyorum. Eğitimin hızlı adımlarla geriye doğru gittiğini düşünüyorum Türkiye'de. Ayrıca dünyada da eğitimin zamanının geçtiğini düşünüyorum. Eğitim kendisini eviremiyor. Çok büyük bir, hani şilep demeyeceğim, buzul gibi bir şey böyle. Çok ağır ağır akıyor. Şimdi ben kendi versiyonumu veriyorum tarihçe. 1.0 benim için taş devri. Ama yani bu 2,5 milyon yıllık Homo sapiens'in, insan dünya üzerindeki tarihinin çok büyük bir kısmı yaparak öğrenmekle geçiyor. Zaten başka türlü öğrenmek olmaz arkadaşlar. Yaparak öğrenmek, öğrenmenin kendisidir, temelidir. Ondan sonra tarım devriminden sonra usta çırak ilişkisi devreye girmeye başlıyor. Birebir eğitim devrede. Ondan sonra da işte 700 yıl önce falan Latin okulları sayesinde böyle bir İncil'in yeniden yazılması, tercüme edilmesi falan. İlk okul dediğim şey aslında İncil'in tercümesi ve yazılması için kurgulanıyor. Ve burada işte zamanı etkin kullanacaksın, standartizasyon, hata yapmayacaksın, yaratıcı olmayacaksın. Bu prensiplere aynen devam ediyoruz şu anda da. Ondan sonra 3.0 dediğim eğitim benim. Bu benim kendi sıralamam. Almanya'da çıkıyor. Prusya Napolyon'a yenilince, çok ilginç bir şekilde Alman'ın aklına bakar mısın? Zorunlu 8 yıllık okul diyorlar savaşı kaybedince. Biz savaşı kaybettiğimiz zaman daha iyi bir ordu, daha işte iyi bir top, daha keskin kılıç. Hani yelkenleri atlastan, yalatları ibrişimden falan diyoruz. Adam eğitim diyor. Ve şu anda kullandığımız temel prensipler, 8 yıllık okul prensipleri tamamen Prusya, yani Kuzey Almanya'dan kaynaklı. Amerikalılar 1900'lü yıllarda çok sayıda göçmen aldıklarından panik oluyorlar. Ya bu insanlar İngilizce bilmiyor, biz bunları nasıl çalıştıracağız falan. Dünyadaki modellere bakıyorlar. Ya Almanlar ilginç bir şey keşfetmişler. Okul falan diyorlar. Bunu biz acaba kendimize uygulasak mı, uyarlasak mı diyorlar. Böylelikle Alman-Amerikan modeli tamamlanmış oluyor. Amaç arkadaşlar endüstriyel ekonomiye işçi yetiştirmek. Tekrar ediyorum, endüstriyel ekonomiye işçi yetiştirmek. Bugüne kadar değişmedi bu maalesef. Emirlere uyacaksın, zamanını iyi yöneteceksin, saate bakmayı bileceksin, temel okuryazarlığın olacak ve rutin işleri yapabileceksin, yaratıcı falan da olmayacaksın. Tamamen öğretmenden öğrenciye içerik nakli üzerine kurgulu, tam bir üretim hattı modeli kurgulanıyor. Dolayısıyla yani bu şu anda kullandığımız sistem 200 yıl önce tasarlanmaya başlıyor, 100 yıl önce falan mükemmelleştiriliyor. Tamamen bir fabrika işçisi yetiştirme sistemi, nokta. Bütün K12 sisteminden bahsediyorum. İlkokul, ortaokul, liseden bahsediyorum. Ha, Türkiye'deki üniversite sistemi de tamamen bir memur yetiştirme sistemi arkadaşlar. Çok net. Bakın buradaki
garabet öğretmenle öğrencinin hedefleri arasındaki farklılıktan başlıyor. Öğretmenlerin hepsi memur. Mezun ettikleri öğrencilerin %90'ı memur olmayacak. Biz şimdi bu memur öğretmenlerin memuriyet dışındaki işleri öğretmesini bekliyoruz. Ha, üniversite istihdam sağlama yeri midir? Ha, felsefi bir soru. Bal gibi istihdam sağlama yeridir. Toplum bu yüzden bize para veriyor. Toplum bize sanat yapalım diye para vermiyor. Yaratıcılığı törpülemeyi hedefleyen bir eğitim sisteminin içindeyiz arkadaşlar. Türkiye hep böyle değildi. Türkiye'de inanılmaz bir inovasyon yapıldı eğitimde. Adına köy enstitüleri diyoruz. Ondan sonra muhafazakar çevreler tarafından kapatıldı bu köy enstitüleri. Ve Türkiye, şu anda Finlandiya şarkıları söylüyoruz. Finlandiya'nın fersah fersah ötesinde olma fırsatını kaçırdı. Bu fırsatın geri gelmesini de beklemiyorum yakın zamanda. Yaratıcılığı törpüleme hedefli eğitim sisteminin yaratıcılığı ne kadar güzel törpülediğini ekranda görüyorsunuz. Yaratıcılık testi diye bir şey yapıyorlar. NASA'nın testi bu. 5 yaşındaki çocukların %98 performans gösterdiği bu testte 10 yaşındaki çocuk %32'ye düşüyor. 15 yaşındaki çocuk %10'a düşüyor. Yetişkinler de %2'ye düşüyor. Yani eğitim sistemi görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Yaratıcılığı mükemmel bir şekilde ortadan kaldırıyor. Yapması gereken bu. Ve yapıyor. Müfredat bazlı eğitim sisteminin ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum burada. Yani özetle söyleyeyim size. 1900 yılında 100 yılda bir müfredat içerik, dünyadaki içerik ikiye katlanırken şimdi 12 saatte bir ikiye katlanıyor. Tarih, coğrafya, yurttaşlık, fizik, kimya, biyoloji, matematik hala aynı derslerle biz haftada bilmem şu kadar saat, haftada 45 saat, Finlandiya 22 saattir bu arada. Böyle bir yüklemeyle müfredat bazlı eğitim vermeye çalışıyoruz. Halbuki müfredat artık bedava. Eğitimciler bunun farkında değiller. Konu artık müfredat değil, yetkinlikler ve beceriler. Ama biz bildiğimizi öğretiyoruz. Biz yetkinlik ve beceri eğitim vermeyi bilmiyoruz çünkü kendimiz de bilmiyoruz. Burayı geçeceğim. Eğitim 4.0'ın zamanı geldi ve geçiyor diyorum ben. Bilgi çalışanının önemli olduğunu fark ettik. Ama yani çok hızlı bir şekilde bilgi çalışanı da zamanını geçirdi. Çünkü artık bilgi de meta, her taraftan ulaşabiliyoruz. Artık bize gerekenler akıllı yaratıcıların çıkartacağı bir eğitim sistemi kurmak. Doğru cevabı aramak yerine yeni cevaplar yaratabilecek insanlar mezun etmeye ihtiyacımız var. Yani biz Endüstri 4.0 konuşacaksak eğer, eğitim 3.0 ile Endüstri 4.0'a eleman yetiştiremeyiz. Zarar veririz kendi kendimize. Yani kaportacıyla otonom araç üretmeye çalışıyorsun bir yerde. Çok farklı bir mezun yetiştirmek gerekiyor. Arkadaşlar 21. yüzyılda eğitimin amacı böyle yapay zeka kodlama falan demeyeceğim. Onlar zaten geliyor. Onlar teknik konular. 21. yüzyılda eğitimin amacı ilk önce tutku ve hedef keşfi olmalı. Ondan sonra kritik becerilerin geliştirilmesi olmalı. Bakın üniversiteler bu konuda son derece başarısız. Bu becerileri geliştirme konusunda benim işim değil bu kardeşim diyor. Haklı. Bu anaokulunun işi. Nerede Türkiye'de anaokulu? İnsanların %30'u anaokuluna gidiyor. 4 artı 4 artı 4'e feda ettik anaokullarını biz. Bu ilkokulun işi. Ailenin işi bu ya. Ailenin, anaokulunun yapmadığı şeyi üniversiteden bekliyorsun. Ama ben sorumsuzluk yapamam. Bu benim işim değil diyemem. Ben kalkıyorum üniversitede profesör olarak. Ya benim 50-60 tane makalem var arkadaşlar. Beceri eğitimi veriyorum. Çocuklara sunum teknikleri öğretiyorum. Takım çalışması öğretiyorum. Bilgi okuryazarlığı öğretiyorum. Neden? Çünkü onlara ihtiyaçları olduğuna eminim. Türev almayı öğrenirler abi. İntegrali öğrenirler nasıl olsa. Termodinamik. Newton mekaniğini benim öğretmeme gerek yok. Zaten YouTube'da, internette var. Benim ona vermem gereken özgüven, yaratıcılık, inisiyatif almak, işbirliği yapabilme, acilite, hızlı hareket edebilme, yaratıcı düşünebilme, düşündüğünü eyleme geçirebilme, sorgulayabilme, eleştirel düşünme, bilgiye ulaşım ve bilgiyi analiz. Bilginin kendisi değil artık. Bütün üniversite müfredatlarına bakın bilgi dolu. Ya geçin bunlar abi. Çocuklara bilgi yükleyerek eğitim verdiğimizi sanmayalım artık. Bu büyük bir yanılgı. Çocuk bu bilgiyi her taraftan edinebilir. Bizim vereceğimizden çok daha iyisini edinir. YouTube'dan öğrenir. Yapay zekadan öğrenir. Bir de arkadaşlar ilham. Kaçırdığımız bir şey de ilham. Yani 21. yüzyılda eğitim kurguluyorsan tutku ve hedef keşfi ve ilham çok çok önemli ve değerli. Bunlar nerede müfredatta? Ben pek göremiyorum. İşte termodinamik 1, termodinamik 2, mekanik, statik böyle ders veriyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri. Bunlar teknik konular abi. Bunu öğrenci kendi kendine zaten öğrenebiliyor.
Peki, yani işte görüyorsunuz bu en önemli 10 yetkinlik falan, bunlara baktığınızda bizim eğitim sisteminin 21. yüzyıla ne kadar uyumsuz olduğunu, ne kadar adapte olmaya uzak olduğunu gayet net olarak görüyorsunuz. Yani eleştirel düşünme, karmaşık problem. Burada biat etmek yok. Burada büyüklerin sözünden çıkmamak yok. Örf ve adetler yok burada. 21. yüzyıl bunu istiyor. Verebilirsek 21. yüzyılda başa güreşen ülke olabiliriz. Yoksa maraba oluruz arkadaşlar. Türkiye şu anda dünyanın işçisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'deki en büyük girişimlerden bir tanesi Taşeron Bankası yaptığı Çin inşaat şirketlerine Türk işçisi göndermek. Sordum girişimcisine Emrah'a. Abi dedim hiç mühendis falan istemiyorlar mı? Hayır hocam sadece işçi istiyorlar dedi bana. Buyurun geleceğimiz bu. Türkiye nerede diye soracak olursak bakın bu çalışmayı ben kendim yaptım. Sağda solda bulamazsınız meraktan yani. OECD'nin bir yetişkin becerileri araştırması var. Öğlen yemeğinde PISA konuştuk. PISA konuşmayacağım. PIAAC konuşacağım. Çünkü bu zaman içerisinde Türkiye'de eğitimin nerede olduğunu bize çok net gösteriyor. OECD yapıyor bu çalışmayı ve 3 dalda yapıyor. Sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri. Arkadaşlar beni ortalamalar ilgilendirmiyor. Toplumun ortalaması beni ilgilendirmiyor. Toplumu, bir toplumu yönetmek için, bir ülkeyi yönetmek için 5.000, 10.000 kişi yeterli. En tepedekiler beni ilgilendiriyor sadece. Türkiye en tepeye kaç kişi çıkartabiliyor? Eğitim sistemi en başarılı kaç tane öğrenci yetiştirebiliyor? O dağılım ne durumda Türkiye'de? Beni bu ilgilendiriyor. 6. seviyeye çıkabilen yetişkin oranlarına baktım sadece. Çünkü geleceğin liderleri bunlar. Ekonomiyi bunlar yönetecekler. Siyaseti bunlar yönetecekler. Sanatı, politikayı, iş dünyasını, bilimi bunlar yönetecekler. En tepedeki öğrencilerimiz. 16-24 yaş grubu, sizin grubunuz. Okuduğunu anlayan 140 kişiden bir tanesi. Okuduğunu üst düzeyde anlayan, en üst düzeyde 140 kişiden bir tanesi. OECD'nin 10'da biri bile değiliz arkadaşlar, 15'te biriyiz. Unutmayın OECD'nin ortalamasını da biz düşürüyoruz. Oradan Türkiye'yi çıkartırsanız OECD'nin ortalaması biraz daha yükseliyor. Sayısal beceriler 10'da biri aşağı yukarı 8'de biri. Teknoloji ortamda, yoğun ortamda problem çözme o da 8'de biri. Sizler, peki bir üst grup 25-34 buyurun farklı değil. Bu görseli çok rahat paylaşıyorum çünkü bu sadece bugünkü iktidarı ilgilendirmiyor. Türkiye'de eğitimin hiçbir zaman A+ eleman yetiştiremediğini gösteriyor. Çok az sayıda yetiştirdiğini gösteriyor. 35-44 şu anda Türkiye'yi yönetenler, işte dekanlar, CEO'lar vesaire. %50 arkadaşlar. 200 kişiden bir tanesi okuduğunu üst düzeyde anlayabiliyor. Kendisini ifade edebiliyor üst düzeyde. %50. OECD'de %13.3. Ve biz OECD ile rekabet etmek zorundayız 21. yüzyılda. İlk bilmem kaç ekonomiye falan gireceğiz diyorsak. Gözünüz yorulmasın. Ben sizin için baktım. Hepsinde sonuncuyuz arkadaşlar. Bizim altımızda ülke yok. Sonun sonu. Yani 3-0, 4-0 konuşuyoruz da pardon ya biz 3-0'dan sınıfta kalmışız abi. Ne 4-0 ya? Sen 3-0 beceremeden nasıl 4-0'a geçeceksin? Peki ne olacak? Arkadaşlar ben bütün dünyada eğitimin evrileceğini düşünüyorum. Evrilecek güçleri size nakledeyim. Bir de evrileceği yönleri nakledeyim. Ondan sonra soracağım. İsterseniz sonra devam ederiz soru cevapta. Bilgi patlaması eğitimi zorla değiştiriyor. Bilgi odaklı, içerik nakli odaklı eğitimin zamanı geçti, bitti. Hocalarımız bunu bir an önce öğrenseler, anlasalar çok iyi olur. Ama 1 milyon öğretmen var. Sadece üniversite hocalarını düşünmeyin. K12'de 1 milyon öğretmen var. Bunu kabul etmeleri çok zor. 2, maliyetler. Çok maliyetli bir iş eğitim çünkü insandan insana yapılıyor. Bunun aşağı çekilmesi gerekiyor. Başa çıkamıyoruz maliyetlerde. Ne yapıyoruz? Eğitimi özelleştiriyoruz Türkiye'de. Bunun sonucu olarak 2 kaliteli eğitim sistemi çıkıyor ve ulaşım azalıyor. Demokratikleşemiyor eğitim. Eğitimin demokratikleşmesi için herkese ulaşabildiği bir sistem kurmamız gerekiyor. 3, eşitsizlikler. Dünyada eşitsizlikler artıyor. Biz zenginlerin gidebileceği okullarla fakirlerin gidebileceği okullar şeklinde bir sistem kurmamalıyız. Bunu reddetmeliyiz. Herkesin kaliteli eğitime ulaşabilmesini sağlayacak çözümler üzerine kafa yormalıyız. 4, arkadaşlar teknoloji. Yani gerçekten şu anda öğrenciler bizi dinlemiyorlar. Dinlemek de istemiyorlar. Dinlemeleri de gerekmiyor. Çünkü içerik naklini teknoloji çok daha iyi yapıyor. Video üzerinden çok daha rahat öğreniyorlar. Z kuşağı zaten bizi dinlemek istemiyor. Biz kendi kendimizi aldatıyoruz sınıfta hala ders anlatarak. Bu çocuklar bizi dinlemiyorlar. WhatsApp gruplarındalar. Emin olun. Gelmiyorlar zaten derse ya. Arkadaşlar ben Bilkent'te dekanlık yaptım. Özyeğin direktörlük yaptım. MEF'te rektör yardımcılığı yaptım. Boğaziçi'nde hocalık yaptım. Sabancı'da hocalık yaptım.
%50 ya derse gelme oranı. Yani ben bu konferansı bayağı dolu görüyorum şu anda aslında. Dışarıda falan var diyorsunuz ama derslerde böyle bir şey yok. Çünkü adam sınıfta kendisine bir değer verileceğine inanmıyor. İnanmayan bir kuşakla. Şikayet etmeyeceksin abi. Onlar nasıl istiyorlarsa onlara göre eğitimi yeniden kurgulamamız gerekiyor. Çünkü gelecek onların. 5-6 girişimciler. Girişimcilerden kastım Udemy, Udacity, edX gibi MOOC'lar ve online eğitim veren, video ile eğitim veren kurumlar. Ben bunların eğitimi evireceğini düşünüyorum. Eğitimi evirmede ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne YÖK'ün var olan sistemin hiçbir şansı olmadığını düşünüyorum. Bu sistemin devrileceğini düşünüyorum. Bu zaman alacak ama torunlarınız sizin çektiğiniz ızdırapları çekmeyecekler. Şu 10 boyutta evrileceğini düşünüyorum eğitimin. Bir sonraki kitabımda bunu detaylandıracak. 15 dakika demiştik, tam 15 dakika konuştum. Ben konuşmacılarıma teşekkür ederek sizlere her birine ikişer tane veya üçer tane zamanımız var değil mi Sayın Hocam? Zamanımız var. Özellikle de gençlerden isimlerini, öğrencilerden üniversitelerini, sınıflarını belirterek soru sormalarını istiyorum. Söz sizin, buyurun. Siz çok genç kalıyorsunuz hocam. Buyurun hocam. Ben konuşmacı arkadaşların üçüne de çok çok teşekkür ederim. Bizi çok önemli bir dünyaya götürdüler. Her birinden çok şey öğrendik. Çok şey farkındaydık ama daha derinlemesine farkına vardık. Hepsine de teşekkür ediyorum. Benim küçük bir yorum ekleyeceğim. Köy enstitüleriyle ilgili. Ben 1938 doğumluyum. 0 ile 0 yaşımı eğitmen kurslarında başladım. Babam eğitmen kursu öğretmeniydi. 1940 yılında Gönen Köy Enstitüsü'ne babam ziraat başı olarak gitti. 10 yaşıma kadar Gönen Köy Enstitüsü'nde büyüdüm. Sayın Akçam'ın anlattıklarına ekleyeceğim çok bir şey yok. Her şeyi çok güzel anlattı. Bize oldukça heyecanlar verdi. Yalnız çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Benim yorumum, köy enstitüleri bir eğitim kurumundan öte, Türk devriminin kırsal kalkınma projesinin başlangıcı diyebilirim. Aslında bu kalkınma projelerinde biliyorsunuz kaynak önemlidir. Köy enstitülerinin ana özelliği kendi kaynağında kendisi üretmesidir. Bir tespitim bu benim yorumum. İkinci bir yorumum, 2 ile 10 yaşım köy enstitüsünde geçtiği için daha bilinçliydim. Daha önceki yılları hiç bilmiyorum. Köy enstitülerinde farkında olunmadan köy enstitüde yetişen gençlere, insanlara, kızlara, erkeklere verilen çok önemli bir değer vardı. Mutluluğun tanımı. Mutluluğun tanımı köy enstitülerinde sen üretirsen mutlu olacaksın idi. Nitekim bu o kadar güzel tuttu ki bilinçaltlarında hala evlatları, torunları bile köy enstitüsü mezunlarının üretirken mutlu oluyorlar. Benim ekleyeceklerim bu kadar Sayın Orhan. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sayın Başkanım, soruları düşünürlerken gençlere bir ekleme yapabilir miyim? Yani hep böyle olumsuz bir resim çizdik. Şikayet etmek izin var mı? Tabii hocam. Sağ olun. Yani şikayet etmek güzel bir şey. Hani teşhis önemli ama öneri de getirmek gerekiyor. Biraz insanlara tünelin ucunda bir ışığın olduğunu da göstermek gerekiyor. Ben 4 yıldır bu üniversitelerin, liselerin vermediği 20. yüzyıl becerilerini farkındalığını arttırmak için bir program kurguladım. Üniversiteden bağımsız bir program.
bir vakıf tarafından destekleniyor ve ücretsiz veriliyor bu program. Ve canlı yayınlanıyor. Yani bu cumartesi ve pazar günü 6 saatlik kariyer planlama dersi var. Ve orada 21. yüzyıl yetkinliklerinden bahsedecek. Bu yetkinlikleri üniversiteye rağmen nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. mzv.org.tr'den canlı izleyebilirsiniz. MZV, Mehmet Zorlu Vakfı, .org.tr. Eğitim MEF'te İstanbul'da olan varsa buyursun gelsin. 150 kişilik bir sınıfım var. 8-10 kişilik yer her zaman sınıfta mümkün. Bu eğitim çerçevesinde takım çalışması var, sunum teknikleri var, Excel'le modelleme var, kodlama var, bilgi okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, algoritmik düşünme, sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik, girişimcilik. Arkadaşlar lütfen memur olmayı bir kenara bırakın ya. İş peşinde koşmayın, iş kurun. Yani 20. yüzyılda ne olacak? Çok daha fazla insan kendi işini kuracak, çok daha fazla insan freelancer olarak çalışacak, çok daha az insan devletin ve şirketlerin eline bakacak. Bunları nasıl yapacağınızı ben bu eğitimde anlatmaya çalışıyorum. 60 saatlik bir eğitim. Cumartesi, pazar, ister cumartesi ister pazar. Aynı eğitimi tekrarlayacağım liselere ve üniversitelere. Buyurun canlı yayını izleyin. Beğenirseniz seneye siz de alırsınız. Ücretsiz bir eğitim bu. Sabah 10'da başlıyoruz abi. Akşam 7'ye kadar, 5'e kadar. 75 dakika ders, yarım saat mola. 75 dakika ders, yarım saat mola ama zamanında başlıyoruz biz. Tabii buyurun. Sen. Kusura bakmayın ben Alman ekolünden geliyorum. Bakın bu oyun hikayesi gerçekten önemli. Daha fazla indiren değil yükleyen toplum olmamız gerekiyor diye yola çıktık. Ve şu anda mobil oyun sektöründe Türkiye'nin yıllık ihracatı 1 milyar doları geçişmek üzere. Dünyanın 14. mobil oyun şirketi Türkiye'den çıktı. Bu sektörü desteklemek, bu sektörde öğrencilerin, gençlerin hayallerini tetiklemek için ve onlara bir platform sunabilmek için Büyük Oyun diye program yaptı Abbas Güçlü Kanal D'de. 8 haftadır gösteriliyor gece yarısı. Dün gece bitti. Belki aranızda bazıları izlemiştir. Ben jüri başkanıydım orada ve yani gelecek hakkında ümitlerim biraz daha arttı. Onlarca çocuk katıldı ve gayet yaratıcı, gayet özgün oyunlar üretiliyor. Ama çocuklara böyle bir fırsat olduğunu, böyle bir potansiyel olduğunu, sadece download değil, upload da edilebileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Oyun kötü bir şey değil. Sadece oynuyorsan kötü. Ama kurgulayabilirsin de. Benim yeğenim 4 sene üniversite okudu, otelcilik okudu. Yani nereden öğreneceksin sorusunu sormayın artık ya. Adam şu anda oyun geliştirici. Tamamen kendisi öğrendi. İngilizceyi tamamen kendisi öğrendi. Meslek sesi mezunu. İnternetten öğrendi. İngilizceyi de, oyun yazmayı da. Şu anda mühendis arkadaşlarının iki misli maaşla 3. terfisini aldı. Oyun yazıyor adam. 21. yüzyılın meslekleri. Merhaba, ben Yağızhan Dizdar, Yıldız Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Hani anlattıklarınızla gerçekten büyük ufukları görmemize neden oldu. Emin Çapa'yı da daha önce YouTube'da sanırım TEDx videonuzu izlemiştim. Burada da görüp dinlemek beni çok mutlu etti. Benim sorum Erhan Hocam'a, daha önce MEF Üniversitesi Rektörümüz, aynı zamanda meslektaşımız Muhammed Şahin Hocamızla bir araya gelmiştik. Şu an MEF Üniversitesi'nde olan bir eğitim sisteminden bahsetmişti bize. Ve hani onunla görüşeli bayağı uzun bir süre oldu. Bu süreçte bu eğitim sistemi size meyvelerini verdi mi? Ve bu sistem uluslararası düzeyde uygulanabilir bir hale gelir mi? Teşekkürler. Bahsettiğin sistem flipped learning dediğimiz ters yüz edilmiş eğitim sistemi. Uygulanabilir hale gelebilir mi değil, başka türlü bir eğitim sisteminin olmadığını düşünüyorum ben. Sınıfta içerik nakli yapmanın hammallık olduğunu düşünüyorum hem öğrenci hem hoca için. Çünkü içerik nakli bilişsel seviyesi en düşük olan iş. Yani eğitim üçgenine baktığın zaman çocuk önce bir şey öğrenecek, ondan sonra onu uygulamayı öğrenecek, ondan sonra onu geliştirmeyi, geliştirmeyi farklı alanlara taşımayı öğrenecek. Sen sınıfta uygulamayı anlatıyorsun, ondan sonra ev ödevi adı üstünde esas zor kısmı eve veriyorsun. Yanlış, bunun tersini yapman gerekiyor. Öğrenci içeriği evde öğrenmeli. Nereden öğrenirse öğrensin. Biz video çekiyoruz, izleyin diyoruz ama ben çekmiyorum mesela. Git diyorum internetten öğren. Ya da bir tane kaynak veriyorum, PDF veriyorum, PowerPoint veriyorum.
Bunu öğren, gel ondan sonra sınıfta bana sorularını sor. Gel yerelleştirmeyi konuşalım. Gel o teorinin uygulamasını konuşalım sınıfta. Dolayısıyla yani burada en büyük rezistans öğrencilerden gelmiyor arkadaşlar. En büyük rezistans hocalardan geliyor. Her hocada böyle bir özgüven yok. Sınıfa giriyorsun ve sınıfta ne konuşulacağını bilmiyorsun. Öğrencilerin seni nereye götüreceğini bilmiyorsun. Hoca ders planı yapmak ister. Gelip ondan sonra robot gibi anlatıp çıkmak ister. Öğrenciler de hocanın notlarını kendi not defterlerine geçirirler. İkisinin de beyninden geçmez ama malzeme. Kağıttan kağıda gider. Bu eğitim değil bu. Bu tamamen dostlar alışverişte görsün. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Öğrenciler baştan inanmadılar bize. Ya bunlar yapmazlar bunu, yine anlatırlar falan dediler. Anlatmıyorum ders kardeşim dediğin zaman birkaç ders sonra ya galiba bunlar ciddi falan deyip izlemeye başladılar videoları. Bazı derslerde mükemmel çalışıyor. Bazı derslerde çalışmıyor. Hocasına bağlı. Ama ben eğitimin geleceğinin kesinlikle nakil sistemi olmadığına eminim. Zaten geçmişte de olmamalıydı. Vaka çalışması olmalıydı. Ama Orta Avrupa sistemini Türkiye'ye ithal ettik ve yıllarca insanlara işkence çektirdik. Kürsüden konuşan öğretmen modeliyle. Abi sen içeriği kendin öğren. Ben takım kurayım. 3 kişi, 4 kişi kendi aranızda video izleyin, birbirinizi tartışın. Ondan sonra anlamadığınız şeyleri sorun. Ben cevaplamayayım. Sınıfta diğer anlayanlar cevaplasın. Benim rolüm moderatörlük olsun, tamam mı? Nakil, takrir yöntemi diyorlar buna. Nakleden insan olmak yerine ben rehber olmalıyım. Yol gösteren olmalıyım. Hangi kaynağa nasıl ulaşabileceğini sana anlatmalıyım. Seninle beraber ben de öğrenmeliyim. Ben eğer hiçbir şey öğrenmedimse o ders zaten sokağa atılmış bir zamandır bizim için. Mükemmel çalışıyor demeyeceğim. Çünkü ne Türk öğrencisi ne Türk hocası böyle bir sisteme hazır değil. Ama biz yani inatla çabalamaya devam ediyoruz. Ve yani üçlü bir konsorsiyum kuruldu. Harvard, Stanford ve MEF var mesela bu konsorsiyumda. Hani dünyada ilk 200'lü üniversitemiz yok ama eğitimin devinimi ya da dönüşümünü sağlamaya çalışan üçlü bir koalisyonda bir Türk üniversitesi var. Şu anda başka liseler gelmeye başladılar, üniversiteler gelmeye başladılar. Öğrenciler ne kadar memnun olduklarını anlatıyorlar. Abi sen videoyu izliyorsun, tamam mı? Anladınsa her şeyi gelme derse ya. Gelmen de gerekmiyor. Yani sınıf konseptinin ortadan kalkacağının biz farkındayız. Öğrenme ortamları kalacak, üniversite ortadan kalkmayacak. Laboratuvara ihtiyaç var, kütüphaneye ihtiyaç var, konferans salonuna ihtiyaç var. Belki böylesine değil ama bir toplantı alanına ihtiyaç var. Ortak öğrenme alanlarına ihtiyaç var. Ama öğretmenin, bilenin bilmeyene anlattığı alanlara ihtiyaç yok. Arkadaşlar eski Yunan'da bile bu böyle değildi ya. Sokratik öğrenme diye bir metot var. Sokrat sorular soruyor insanlara. Onları düşündürtüyor. Böyle skolastik eğitim, bilenin bilmeyene anlatması bu. Yani İncil okullarından bize geçmiş olan kötü bir alışkanlık. Bunu yıkmanın bir yolu flipped, bir yolu MOOC. Bir yolu hibrit, blended dersler. Gelecekte bunların hepsini göreceğiz. Şimdiki eğitim sistemini görmeyeceğiz. Kısmen başarılıyız diyeyim ben sana. Kısa cevap. Buyur hocam. Ben Ahmet Aksoy. Yaşlı bir meslektaşınızım. Konuşulanlardan çok yararlandım. Hatta heyecanlandım. Yani mesele öğrenmek ve bilgiyi iletmek. Bu çok önemli. Biraz önce Erhan Bey bunun üzerinde durdu. Ben daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Bir Alman atasözü vardır. Onu burada tekrar etmek istiyorum gerçekten. Ben tercüme ederek söylüyorum. Yaşlı bir inek de olsan mutlaka daha öğrenecek şeylerin vardır der. Çok ilginç bir sözdür. Ben bunu sürekli bir örnek olarak alırım. Şimdi bizde her şey söyleniyor. Ama bir anne babanın çocuklarına kendi bilgilerini nasıl aktaracağını öğretmiyoruz. Bu çok önemli. Ben öğretim üyesiyim. Ama hala bilgilerimi nasıl iletirim bunu da bilemiyorum. Yani noksanlıklarım var, onu görüyorum. Bu bir sistematiktir. Bu öğrenilmesi gereken bir sorundur ve bir ülkenin, bir toplumun gelişmesinde de çok önemli bir faktördür diye düşünüyorum. İnşallah bu hususta da bazı şeyler toptan birlikte düşünüp bunu yaygınlaştırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hocam şu öğretmek fiilini sözlüklerimizden çıkarmamız gerekiyor. Öğrenmeyi sağlamak bizim işimiz. Öğretmek diye bir şey yok. Yani öğretmek dediğin zaman aktif fiil kullanıyorsun. Sanki ben böyle senin kafanı yaracağım, içine bir şeyler dökeceğim, kapatacağım. Ya sen istersen öğrenebilirsin ancak. Benim bütün yapabileceğim senin ilgini çekmek, sonra da seni kaynaklara yönlendirmek. İşimiz aslında çok daha basit ama aynı zamanda daha komplike. Geride durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sınıfa girip ders anlatma emziğinden kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Ya bir sakin ol ya. Bir öğretmen için en zor şey susmak abi. Çünkü bize konuşmak öğretildi. Öğretmenlerimiz de konuştu. Biz de onlardan gördüğümüzün, yani tamamen intergenerasyonel bir deformasyon bu arkadaşlar. Ben en çok öğrencilerimin ne zaman öğrendiğini fark ettim biliyor musunuz? Vaka dersi yaptım, proje dersi yaptım, dışarıya gönderdim, problem çözdürdüm çocukları. Dönem sonunda baktım, ulan ben ders vermemişim. Herkes diyor ki ben bu derste bütün derslerde öğrendiğimden daha fazla şey öğrendim. Ya, ego için bu çok zor bir şey biliyor musun? Ben doktora yapmışım abi. Bir sürü makale yazmışım. Dünya kadar şey biliyorum ama hiçbir şey anlatmıyorum. Öğrenci daha çok şey öğrendim diyor ya. Bununla barışık olabilmek gerekiyor. Hocada böyle bir özgüven oluşturmamız gerekiyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Genç arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar. Bakın orada kameranın yanında bir arkadaşım var. Merhabalar. Merhabalar, ben Ahmet Ertan Selen. 19 Mayıs Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Benim kafama takılan şu: İnsan düşünmek ve üretmek için varken neden biz bunları modelleyerek cihazlara, aletlere aktarmaya çalışıyoruz? Eğer biz bunu en mükemmel şekilde başarırsak 7,5 milyar insan ne için yaşayacak? Yaşamasının amacı ne olacak? Teşekkür ederim. Gençler, size önerim benim şu blog yazılarımı takip edin. Çok ilginç bir kuşaksınız. Yani geçmişe göre çok daha heyecanlı bir dönemden geçiyorsunuz. Yani öyle baban gibi 30 yıl çalışıp emekli mi olmayı bekliyorsun dedi Emin. Yani emekli olmayı beklemeyin bir kere. Emeklilik sistemi çöküyor. Yani ben bunun çöktüğünü 3 yıldır falan anlatıyorum ama 10 sene sonra falan çökmesini bekliyordum. İşte zorunlu bireysel emeklilik açıklaması geldi Sayın Berat Albayrak'tan. Neden çöküyor? Çünkü toplum yaşlanıyor. 3 çocuk yap, 5 çocuk yap emekli olmuyor bu işler. Bu iş bir sosyal kanundur. Şehirleşme eşittir doğum hızının azalması. Teknoloji ve tıp da eşittir yaşam beklentisinin artması. Dolayısıyla Türkiye yaşlanıyor. Siz emekli olmaya çalıştığınızda emeklilik sistemi olmayacak. O bedava sağlık hizmetleri diye anlatılan hikayeler, inanmayın abicim. Onlar ortadan kalkacak. Çünkü uzun yaşadığın zaman pahalı hastalıklar, demans gelecek, Alzheimer gelecek. Bedava sağlık sistemi falan olmayacak. Bedava ne demek ya? Senin benim paramla dönen sistem demek. Hepimiz çok uzun yaşayınca, hepimizin aynı pahalı sağlık sistemlerine ihtiyacı olunca ne olacak o bedava sistemler? Çökecek. Devasa bir yeni ekonomi geliyor. Yaşlılık ekonomisi. Bunu yazmaya başladım Medium'da. Lütfen okuyun. Ya gelecekte ne olacak? Hani asteroid madenciliği, uzay rehberliği falan deniyor ya. Abi geç onları ya. Fizyoterapi, evde bakım, yaşlılar için IoT, yaşlılar için app'ler, yaşlılar için yapay zeka, yaşlı evleri, yaşlı köyleri ve yani Türkiye bu bölgede bu dalgayı ilk yiyen ülke olacak. Bunu doğru yaparsak bütün bu teknolojilerin ihracını da yapabiliriz. Savaştan robot ihraç edeceğimize yaşlılık ekonomisi aygıtları ihraç edelim ya. Ve bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Sakın ha gelecekten korkmayın. Tek bir mesleğiniz olmayacak. 20-30 defa iş değiştireceksiniz, 3-4 defa meslek değiştireceksiniz. Bunu bekleyin, bundan çekinmeyin ve hayatınızın en az yarısı da birinden maaş almayacaksınız. Ya freelancer olacaksınız ya girişimci olacaksınız. Bütün dünya bu tarafa doğru gidiyor. Amerika 2025 ile 2030 arası %50'si çalışan nüfusun freelancer olacak. Kendi kendine emeğini satarak para kazanacak. Türkiye'de 30 sene sonra bu noktaya gelecek. 90 ila 100 yıl arası yaşayacaksınız, 50 ila 60 yıl arası çalışacaksınız. Ama belki 20-30 farklı işte çalışacaksınız. Bunları bekleyin. Dolayısıyla herhangi bir mesleğe, herhangi bir tek beceriye kendinizi bağlamayın.
Adaptasyon becerilerinizi geliştirin. Cumartesi biraz daha bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, son iki soru alacağım. Çünkü bundan sonraki oturumdan süreç almaya başlayacağız. Kameranın hemen solunda bir arkadaşım var. Benim sağıma göre. Kameranın soluna göre. Buyurun. Merhaba. Ben Cihan Karakaş. Yıldız Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle kurultaya katkılarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorum da aslında dördünüze birden. Köy enstitüleri benzeri bilim kampları kurulabilir mi ülkemizde? Bir parçası olduğumuz TUMO buna öncülük edebilir mi? Kurdum abi işte. Yani minik köy enstitüsü kurdum. Benim dersi izle göreceksin. Öğrenciye ders anlatmıyorum ben. Atölye o. Sürekli öğrenci yaparak öğreniyor. Bir şeyler yaparak öğreniyor. Takım çalışma. Geçen hafta mesela makarna, bant, ip ve marshmallow'la kule yaptılar. En uzun kuleyi yapabilen. Makarna kule yarışması falan değildi o. Takım çalışması egzersiziydi. Ondan sonra da neden başarısız olduklarını kendi kendilerine geri bildirim verdiler. Ya üniversiteli çocuklar, çocuklar gibi şendi. Çünkü elleriyle bir şeyler yaptılar. Yapamadılar. Bir tanesi kazandı. Geri kalan da niye kazanmadığını oturdu konuştu. Yani benim şu anda şehirde programımın en benzer modeli köy enstitüsü. Yaparak bana kalırsa ben bu yetkin gençlik programını ilkokula indirmeye çalışıyorum. Orada çocuklara toprakla uğraştıracağım. Bir şeyler dikmelerini sağlayacağım. Ya çocuk görmüyor, bilmiyor ya. Sofradaki yiyeceklerin nereden geldiğini görmüyor, bilmiyor. Ev hayvanları dışında hayvan görmemiş. Solucan görmemiş ya, fare görmemiş çocuk. Bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Başka bir okul mümkün diye bir şey var. Lütfen girin buna bir bakın. Bir sonraki kitabımda ben alternatif okul sistemlerinden bahsedeceğim. Beğenmiyorsan kendin kur abi. Kitabın adı Eğitim Sende olacak. Başka bir okul mümkün. Bu bir kooperatif, bir bom. 5 tane okulu var şu anda Türkiye'de. Çocuk sabah geliyor, o gün ne yapacağına kendisi karar veriyor. Demokratik okul. Democratic School of Hadera. İsrail'de çıkan, 25 tane var bunlardan İsrail'de. 40 yıllık bir deney bu aslında, sosyal bir deney ve son derece başarılı oldu. Bunu Türkiye'de uygulayanlar var ve Milli Eğitim Bakanlığı buna onay verdi. Onaydan da öte başkan gitti kooperatifi dedi ki ben size bir şehir veriyorum. Buyurun bütün bir şehirdeki okulları siz yönetin. Başarılı olursanız Türkiye'yi değiştirelim dedi. Yani Türkiye'nin aslında köy enstitülerine geri dönme fırsatı hala var ve umarım biraz daha modern bir versiyonuyla bu yapılacak. Çünkü yapmadan öğrenmek, sadece birinin anlatmasıyla öğrenmek insanın tabiatına aykırı arkadaşlar. Bir de biz bunun başarılı modelini kurmuşuz. Yani hocamın dediği gibi, herkes hoca burada tabii biliyorsunuz. Ya, bu topraklardan çıktı, potansiyel hala burada var. Niye çıkmasın? Çıkabilir, ben çıkacağına kuvvetle inanıyorum. Ama şu sözde eğitim dediğimiz, milli eğitim ve YÖK'ten oluşan sistemin dışında çözüm aramamız gerekiyor. Onların kendi kendilerini değiştirmesini, evirmesini falan beklemememiz gerekiyor. Daha devrimci adımlar atmamız gerekiyor. Ben o açtığım eğitimi seneye profesyonellere açacağım. Şirket çalışanlarına açacağım. Dünyanın parasını harcıyorlar ya adamı yetiştirmek için. Üniversite bitirmiş adamı 6 ay eğitimden geçiriyorlar. Adam toplantı yapmayı bilmiyor. Ajanda hazırlamayı bilmiyor. Sunum yapmayı bilmiyor. Yani takım çalışması bilmiyor. Bunu niye şirket öğretsin? Bunu biz öğretelim. Yani inşallah olacak. Beraber yapacağız ama lütfen bizden beklemeyin. Hep beraber yapmamız gerekiyor. Ankara'daki versiyonu da sen aç abi. Şube vereyim. Yani tabii ki her şeyi siyasi iktidarın değişmesine falan bağlamamak gerekir. Yani köy enstitülerine karşıt birileri hep yukarıda olacaksa hiç o konuda girişim yapılmayacak mı? Tam tersine yani bu iktidarın muhalefeti yoktur. Yani soruyu soran arkadaşımın da yani düşündüğü gibi bu işin öncülüğünü yapacak olanlar yerel yönetimlerdir, meslek odalarıdır, sendikalardır, öğretmen örgütleridir, öğrenci topluluklarıdır. ODTÜ eğitim topluluğuyla biz çok güzel şeyler yaptık. Hasanoğlan'a gittik, temizlik yaptık. ODTÜ alalım, yol alalım dedik. Oradaki o mezbelelik işlikleri falan temizledik, düzenledik. Orada yıkılmakta olan bir sinema salonu vardı. Köylü çocuklar elleriyle kurmuşlar orayı. Müzik işliği vardı. Çok güzel. Yani çalanların birbirini işitmeyeceği şekilde yapılmış. Onlar yıkılmak üzereydi ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na yazı yazmış. Bu çökecek, altında insanlar ölecek diye. Yıkılmak üzereyken biz el attık. ODTÜ eğitim topluluğu 200 öğrenciyle beraber
bizimle birlikte orada kampa geldi ve sonra bir takım dinamikler devreye geçirildi ve o binalar restore edildi. Çok iyi olmadı ama hepimizin yapacağı bir şeyler var. Yani biz bir kere, yani madem ki doğru olmuş, bu bir kere bir yakalamış bunu Türkiye, şimdi biz köy enstitülerinde nasıl bir eğitim yapılıyormuş, bunu toplum olarak siyasi partilerden ve siyasi iktidarlardan istemenin ötesinde kendi güçlerimizi birleştirerek küçük 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 modellerini kurmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz yapın derken dalga geçmiyorum ya. Udemy'yi duyan var mı aranızda? Udemy. Udemy'nin kurucusunun adını söyleyin bana. Eren Bali. Türk çocuğu ya. Türkiye'de kıymetini bilmedik. Yatırım alamadı. Gitti Amerika'da kurdu. Milyarder oldu şimdi. Ama Udemy dediğiniz şey, kodlama öğreniyorsunuz Udemy'den değil mi? İnsanlar 20 dolara, 30 dolara, 10 dolara eğitim satıyorlar. Ne satarsa satsın. Belki çiçek ekmeği öğretiyor sana oradan. E işte bunu bir girişimci yaptı. Ben eğitimi değiştirecek olan 6 tane güç derken, girişimciler derken sizleri kastediyorum. Bekleme abi devletten her şeyi. Devlet nasıl yapacağını bilmiyor ve öğrenemez de. Çünkü eğitimi ideoloji kavga alanı olarak görüyor. Ama bu iktidardan bahsetmiyorum. Bütün Cumhuriyet hükümetleri eğitimi insanların beynini yıkama alanı olarak gördüler. Üniversiteler her zaman çok çekti. Darülfünun kapatıldı ya, güneş dil teorisini desteklemiyorlar diye. Önce dinciler saldırdı üniversiteye, ondan sonra yeni kurulan Cumhuriyet kendi üniversitesini kapattı. Şimdi kimlerin saldırdığını biliyorsunuz, Silivri soğuk oluyor hala bugünlerde. Gitmek istemiyorum, tekrarlamayacağım burada. Zaten beni bayağı geçtiler burada. Ben bugün rahatım diyorum. Ama bunu yapacak olanlar sizlersiniz ya, lütfen. Devletten bir şey beklemeyin, yeter artık ya. Ya devletlerin de ortadan kalkacağını illa söylemem mi gerekiyor gelecekte? Devlet ne ya? Toprak koruyan, toprak bekçisi. Yani tarım ekonomisinin bize hediye ettiği bir şey bu devlet. Hukuk da, asker de, din de. Hepsi tarım devriminin bize hediye ettiği şeyler. Son 10 bin senenin buluşları bunlar. 2 milyon sene sonra bunların hala böyle devam edeceğini düşünüyor musunuz? Biz şanssız bir döneme denk geldik ya. Siz çıkartacaksınız bizi bu dönemden. Biz beceremedik. Siz becereceksiniz. Becereceksiniz inşallah. Z kuşağı bu abi. Hakkını savunuyor. Teşekkür ederim. Sorumu soracağım diyor. Ha, evet. O, evet, oradaki arkadaşım, evet. Bana verdiler ama mikrofonu. Tamam, o zaman sen sor. Sor. Merhabalar. Öncelikle ben de diğer söz alan arkadaşlarım gibi teşekkür ederek başlamak istiyorum. Berfin Yücel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde harita mühendisi okuyorum. Benim sorum biraz daha özele indirgenmiş bir soru olacak. Kadının eğitim süresince ve bilhassa iş alımındaki bulunduğu durum hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bombayı bıraktın kucağımıza. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Arkadaşlar, toplumsal cinsiyet eşitliği UNDP'nin, yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı'nın 17 hedefinden bir tanesi. Türkiye'deki kurumlar bu UNDP hedefleri doğrultusunda çalışmayı taahhüt ettiklerinden hem YÖK hem Milli Eğitim Bakanlığı bu hedefleri müfredatına eklemişti. Ama 6 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliğini örf ve adetlerimize uymaması nedeniyle müfredattan çıkarttı. Abi pardon ya, senin belki örf ve adetlerini değiştirmen gerekiyor. Bunlar global insan değerleri ya. Sen insan değerlerinin üstünde bir değere mi sahipsin? Örf ve adetim diye. Aynasını yok yaptı. Daha 2 ay önce. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu. Benim 2 tane kızım var arkadaşlar. Biri 22, biri 20 yaşında. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu maalesef ülkemizde inanılmaz geri. Yani Türkiye'de insan olmak zor. Kadın olmak iyice zor arkadaşlar. Hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Ve erkeklere büyük iş düşüyor. Yani nasıl olsa güçlü olan cins biziz, koy yan cebime demememiz gerekiyor. Beraber itiraz etmemiz gerekiyor. Kadının ekonomiye katılımı %25. Şu anda NEET ortalamasına bakıyorsunuz. Çalışmayan, okumayan ve stajda olmayan insan oranında biz birinciyiz OECD'de ya. Neden? Çünkü kadınlarımız evde kalıyorlar. Evde tutmaya
yönelik bir kültürümüz var. Demek ki kültürümüzü değiştirmenin zamanı geldi. Tek bacakla yarışmaya çalışıyoruz. Dünyanın 10 ekonomisinden bir dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen toplumun yarısını eve kilitlemiş bir ülke olarak nasıl rekabetçi bir ekonomi kurabileceksin? Peki. Arkadaşlar, söz güzel de uygulama, yani bu bahsettiğim eğitim var ya, gelin girin göreceksiniz, tam %50'si kadın. Neden? Çünkü öyle tasarladık. 20 tane aslanın 10 tanesi kadın. Neden? Çünkü öyle tasarladık. Aktif olarak kırmak için herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Ya bir ayrıcalık yapacağım. Bir genç kadına söz veriyorum. Buyurun. Hakkını sökesek ya aldı. Evet, onu alkışlayalım. Doğru. Seni ELF Robo Rave'e bekliyorum. Maker Faire ve Robo Rave. Geleceğiz hocam. Zaten onunla ilgili biraz konuşacağım. Ben Gülşen Bardak. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası spesifik bir sorum yok. Sadece doygun kulaklara söyleyeceklerim var ve onları söyleyeceğim. Bilmenizi istiyorum çünkü. Hem sizin hem de salondaki herkesin. 3 değerli insan konuştu. Gayet keyifliydi. Moderatör ayıp olmuyor mu? yok şey, hani içerik anlamında bahsediyorum. Yoksa özür dilerim. bu 3 konuşmada benim nedense hep ortakladığım ya da sürekli olarak bir yere bağladığım, en azından sizin de bilmenizi istediğim bir şey var. Konuşmalarınızda nokta nokta kestirdiğim noktalar ve oradan alıp da yine dediğim gibi tek bir noktaya bağladığım bir husus var ve ondan bahsedeceğim. Sıraya göre gitmeye çalışıyorum şimdi. Erhan hocamın konuşmasında bizi soru sormaya odaklı bir eğitim sistemiyle sınamadıkları denmez sanırım ama eğitim sistemi olmadığından bahsetmişti. Onun haricinde takım çalışmasına yatkın bir eğitim sistemi olmadığından bahsetmişti. Ben kendi bölümümü bu konuda tenzih ediyorum ama genel anlamda bu haklı sanırım. Onun haricinde ya bu ikisi temelde kaldı aklımda. Onun haricinde bunu çok fazla söyledim. Köy enstitüleriyle ilgili dediniz ki birçok şeyi uygulayarak görebiliyorlardı, toprağa dokunabiliyorlardı, ellerindeki malzemeleri kullanarak ürünler çıkarabiliyorlardı ve onlar için mutluluğun tanımı üretmekti. Bunu anladım en azından. Onun haricinde Emin hocam da uzayla ilgili bir şeylerden bahsetti ve geleceği tek bir yere bağlayacağım hocam. Uzayla ilgili bir yerden bahsetti ve geleceğin aslında orada olduğundan bahsetti. Sadece belki size güven vermek anlamında yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Rover takımı olarak sizin soru sormuyor dediğiniz nesil olarak aslında Y ve Z kuşağı olarak eğitimin tam aksine giderek hem eğitimin yanımızda olduğu hem de aslında ara sıra karşımızda da olduğu bir süreçte soru sormaya çalışıyoruz. Bir takım olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda finanse edilmeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz ve uzayla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.